Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Hakan Yıldırım. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Açıköz. Merhaba. Merhabalar efendim. Şimdi tabii asgari biz KJ'yi dağıtarken asgari ücret şu kadar oldu deyip 3 nokta koymuştum. Belki saatimize kadar açıklanır diye ama henüz 2020 yılı için kullanılacak asgari ücret tutarı açıklanmadı. Önce asgari ücretle başlamak lazım ki arkamda da 2010 yılından 2019 yılına kadar artışlar belli oluyor. Onu birazdan yönetmenim ekrana tam da verecektir siz anlatırken ama şunu da söyleyelim. 2, 10 ve 17 Aralık'ta 3 toplantı oldu. 3 toplantı sizce nasıl geçti? Sizler de yakından takip ettiniz. Şimdi toplantı şu çerçevede geçti. Bir devletin yani hükümeti, hane halkını ve işvereni koruyacak şekilde bir konsens oluşturmaya çalışıldı. Tabii bu dernekler, daha doğrusu konfederasyonlar belirli rakamlarda diretti. Tabii karşı tarafta işte orta yol bulmaya çalıştı. Bugün sanırım ortak bir konsensüs oluşturulacak ama ben bir maliyet çıkardım, bir tahmin yaptım. Arzu ederseniz onları size aktarayım. Tabii neye göre yaptınız tahmini onu da açıklayalım. Şöyle söyleyeyim yani %19'da 28 arası bir %19'da 28 arası bir zam olduğunu varsaydım. Bunu işveren açısından maliyetini hesapladım. Zaten güncel rakamlar yani hani piyasada da hesaplanan herkes tarafından bilinen ama yani %19 düzeyinde bir artış olursa asgari ücrette bu 379,63 TL bir artışa sebebiyet veriyor. Bunun aylık brüt zaten ücreti de 3039 lira olmuş oluyor. Hı hı. Şey açısından, işveren açısından bu brüt rakamlara baktığımızda yine %28'lik bir artış söz konusu olursa 3264 TL yine brüt bir rakam söz konusu oluyor. Bunun toplam işverene maliyeti 3570 bu %19'luk birimde. %28'lik bir zam söz konusu olursa eğer yine 3835 TL bir maliyet söz konusu oluyor. Ve net getirisi ise bunun çalışanlar için %19'luk bir zam söz konusu olduğunda 2400, %28'lik bir zam söz konusu olduğunda ise 2576 lira bir maaş söz konusu olmuş oluyor. Şimdi bunu kararını alırken dediğimiz gibi bunu devleti yani hükümeti işvereni ve çalışanı düşünecek şekilde bir fiyat, bir maaş, bir oran oluşturulmalı. Aksi takdirde tabii bunların yani bunu bir piramit gibi düşünün. Üçünden birine fayda sağlamıyorsa eğer bu elde edilen sonuçlarda hane halkına yine faydalı bir şekilde geri dönmeyecektir. Bu yönde düşünüyorum. Peki yani sizin hesaplarınıza göre şu an 3000'in altında fazla bir oran düşünmediniz ve sizler de çok yakından Türkiye'nin ekonomi verilerini takip eden, gözetleyen, analiz eden bir kişisiniz ki bölümünüzden de dolayı şunu sormak istiyorum. Sizce şu anki 2019 yılı ve geçmişe göre ki tablo zaten mevcut 2010'dan 2019'a doğru kadar artış gösterilen, asgari ücrete ne kadar artış olduğunu gösteren rakamlar da belliyken şu anki şartlarda, günümüz şartlarında sizce asgari ücret ne kadar olur? Türkiye'nin ekonomi şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda Hakan Bey. Şimdi bunun rakamını vermek güç ama tabii enflasyonu... Tabii bir tahmin elbette ki net rakam açıklanacak yani, birazdan bize duyuracağız. %17'ler, %18'ler yani şu bantta olur muhtemelen %18, %10 arasında olur. Ama hani gönül ister ki %17'lik bir artış söz konusu olsun, %20'lik bir artış söz konusu olsun. Çünkü bundan 7 milyon insan... Ne yapacak? Faydalanacak. Tabii. Dolayısıyla tabii bu çalışanlar için de bir motivasyon söz konusu olacak. Ne kadar yükselirse tabii bizim çalışanlarımız için toplumumuz açısından da önemli olmuş oluyor. Ama dediğim gibi onu burada işvereni de unutmamak gerekiyor. İşverenin de çünkü maliyetleri artabiliyor. Yani bu verdiğim 3039 TL ya da 3264 TL dediğim rakamlar brüt rakamlar ve bunların maliyeti 3570 ve 3835 TL olarak
karşımıza çıkıyor. Yani bir tane asgari ücrete eleman çalıştırmak için, yani bir kişi için 3.570 TL bir masrafa girebilir işveren. Bu da dolayısıyla küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin de katma değerinde düşüşlere sebep olabilir. Bu da piyasamızı etkileyebilir. Tabii çok cüzi bir artış söz konusu olduğu takdirde de ne olacaktır? Çalışanlar da zaten hayatını idame edemeyecek düzeye gelebilirler. İşte bu döngüyü iyi bir şekilde hesaplamak gerekiyor ve bunun ortalamasını almak gerekiyor. Dediğim gibi %10 ve 17 arası bir artış söz konusu olabilir. Benim düşüncem bu yönde. Peki şimdi 39 yıl sonra ilk defa 3 büyük konfederasyon, normalde bu zamana kadar her biri ayrı ayrı tekliflerde bulunurdu. 3 büyük konfederasyondan kastımızsa Hakiş, Türkiş ve DİSK. Ne DİSK? Ayrı ayrı verirken bu sene ilk defa ortak bir teklif sundular. Ortak bir teklifte bulundular. Evet. Peki ortak bir teklifte bulunulurken 2578 TL bir miktarda bulundular ve tabii bunu elbette ki yetkili konfederasyon, yani Türk İş yine hükümete sundu. Ama ortak bir karar olduğunu biliyoruz. Bu rakam uygun mu? 3 konfederasyonun almış olduğu bu rakam Türkiye'nin ekonomi standartlarına bakıldığında uygun mu sizce? Yani talep ettikleri ortak bir paydada buluşmaları iyi bir şey ve belirli bir sabit bir rakam vermişler. Yani ikileme düşünmemiş. Yani 2578 TL uygun tabii. Hani dediğim gibi gönül ister ki daha fazla bir maaş söz konusu olsun, daha büyük bir artış olsun. Ancak 2578 TL dediğimiz gibi hem hane halkı açısından, hem işverenler açısından, hem de hükümet açısından kabul edilebilecek bir rakam. Evet, dördüncü toplantı şu sıralarda başlamak üzere tam anlamıyla, yani dördüncü toplantı başladı ama kamera önüne basınla paylaşılan bölüm başladığı an sizlere en hızlı şekilde aktarmaya gayret göstereceğiz. Peki örnek veriyorum, Milliyetçi Hareket Partisi asgari ücretten verginin alınmaması gerektiğini ifade etti. Sizin bir ekonomist olarak görüşünüz ve bunların yapılıp yapılamama oranlarını da, ihtimallerini de değerlendirmenizi rica edeceğim. Ve aşık sınırının üzerine tutulması gerektiğini, verginin alınmaması gerektiği ifade edildi. İmkan ve ihtimaller çerçevesinde neler söylersiniz? Şimdi 7 milyon kişiyi ilgilendirdiği için işte bu 7 milyonluk bir miktar yüksek, 7 milyon yüksek bir rakam. 7 milyon kişi için bir vergi alıyor devlet. Bu 7 milyon kişiden alınan, daha doğrusu 7 milyon kişiyi istihdam ettiren kurum ve kuruluşlardan alınan vergilerin alınmaması vergide büyük bir düşüşe sebep olur devlet açısından. Şu şöyle olabilir. Devlet desteğini arttırabiliriz. Yani 150 TL olan devlet desteği ne bileyim iki katına çıkartılabilir. Ya da işte bir kademe daha arttırabilir. Dolayısıyla devletin vereceği desteği arttırmak vergi muafiyetinden daha yararlı olabilecek gibi geliyor bana. Geliyor. Peki şimdi birazdan yine asgari ücrete dönüş yapacağız elbette ki. Bizim sizde konumuz olduğunuz sürece açıklanırsa tekrar bu konuyu değerlendireceğiz, konuşacağız ki ifade ettiğiniz gibi inşallah biz konuşurken açıklanır ki rahat rahat sıcağı sıcağına değerlendirmekte fayda olacaktır. Peki borsa ve dolardan bahsetmek istiyorum. Dolar yükselişleri de oldukça önemli. Evet. Canlı dolar kuru ne kadar ve aslında hani bu sorularımı sorarken artık 2019 yılının da son günleri bir yıl değerlendirmesi olarak düşünün ve önümüzdeki yıl için beklenti çerçevesinde değerlendirirsek daha genel ve daha kapsayıcı olur. Neler söylersiniz efendim? Şimdi 2019 senesine başından bugüne bakarsak ilk önce aslında geçmişe bakmak lazım, belirli periyotlara. Yani çeyrek dönemlere bakmak gerekiyor. Şimdi 100 bin seviyesinin altına başladı 2019 yılı borsa açısından. Yani BIST 100 endeksini ele aldığımızda, borsaya baktığımızda. Bu Mayıs ayında yurt içi, uluslararası risklerin yükselmesiyle, her ülkede tabii jeopolitik risk kavramı var ama baktığımızda küresel anlamda artık jeopolitik risk ülkelere dağıtıyoruz bunu ama küresel bir hal aldı. Tabii ki de Çin ve Amerika'nın ticaret savaşları da buna etki edince bizim gibi gelişmekte olan ülkeler bundan nasibini aldı. Yani borsa endeksimiz 83.500 puana geriledi dönemin başında. İkinci çeyreğe geldiğimizde FED faiz indirimi kararı alacağını deklare edince tekrar 106.000 seviyelerine çıktık.
Ardından Ekim ayına gelindiğinde bu sınır harekatımız söz konusu oldu. İşte ABD ile Türkiye arasında bir gerginlik söz konusu oldu. İşte sizlere işte yaptırımlar uygulayacağız gibi söylemler ortaya çıktı. Bununla birlikte tekrar endeks 93 bin seviyelerine geriledi. Şimdi Kasım ve Aralık ayına geldiğimizde küresel hisse senetleri, uluslararası piyasadaki hisse senetleri bir rally yapmaya başladı. Çıkış söz konusu oldu. Biz de bu küresel hisse senetlerinin artışından nasibimizi aldık ve 113 bin puan üzerine çıktık. Yani şu an iyi seviyelerde ve bu Nisan 2018'den beri, Nisan-Mart 2018'den beri bu yana en yüksek seviyelere geldik. Şimdi 112 bin puan bizim borsa endeksimizin direnci olarak kabul edilebilir. Eğer bu 112 puanı kırarsa 120 bin seviyesine doğru adımlar atılabilir. 2020 senesi içinde 2020 senesi için 120 binlere gelme ihtimali yüksek. Bir yandan da reel ve finansal sektör artık iyi çalışır duruma geldi. Yani eskisi gibi biz bir gemi pamuk yollayıp iki tane araba ithal etmiyoruz. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere sağlanan devlet teşvikleri, yani ülkeyi üretime teşvik Hakan Bey, artmaya başladı. Buyurun. Hakan Bey çok özür dilerim. Araya giriyorum. Toplantı saati 16 olarak belli oldu. Onu ifade edelim. Saat 16'dan sonra Bengütürk TV ekranlarından yaklaşık 10 dakika sonra bizler yine buradayız. Sizler dinleyeceksiniz. Bizler konuklarımızla, uzman konuklarımızla yorumlamaya gayret göstereceğiz. Saat 16'da ifade buyurduğunuz gibi 7 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren asgari ücret, 2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Artık 4. ve son toplantıda, yani yaklaşık 9 dakika sonra kameralar karşısına geçilecek ve açıklanacak. Bunun da bilgisi şimdi geldi. Hemen sıcağı sıcağına izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Lafı tamamlayın ama siz konuşurken sosyal medyaya bakıyorum. Emekliler de yazmış ki Cem Bey, emekliler neden unutuyorsunuz? Ekonomist bulmuşken biz de değerlendirir misiniz demişler. Emeklere yapılan ve yapılması muhtemel olan zamlarla da ilgili birazdan sorayım size ama siz borsa ve dolar kurunu tamamlayınız efendim. Buyurun. Dolayısıyla yani biz artık bir gemi pamuk ihraç edip bir iki araba ithal etmiyoruz. Yani bizim ekonomimiz, bizim reel sektörümüz sağlam bir sektör, sağlam bir hale geldi. Yani çok büyük, mesela bakın işte bu 1929 büyük buhrana bakın, 2008 küresel krize bakın. Amerika Birleşik Devletleri'nde neredeyse 200-250 tane holding vardı, yani piyasayı yönetiyordu. Biz küçük ve orta ölçekli işletmeleri baz alarak, tabii yanında büyük şirketlerimiz de var, holdingler, işte büyük üretim yapan sanayi şirketleri var ama bu şekilde ilerliyoruz ekonomide. Dolayısıyla bunlara da yapılan teşvikler, destekler piyasayı iyi yere getiriyor. Yani bu borsa endeksindeki yükseliş piyasadaki olumlu havayı aslında bize gösteriyor. Peki Hakan Bey, şimdi 2 dakika sonra reklama çıkmam lazım ve o reklamı hemen değerlendirelim ki 16'ya gümbür gümbür yetişelim, bomba gibi gelelim ve başlayalım. Çünkü toplantı da o saatte olacak. Şimdi seyircilerimizin sorusunu kırmayalım elbette. Emeklilere yapılan zamlar da yıl yıl belli ve sizler de bu oranları takip ediyorsunuz. Şimdi yeni bir oranlar belirlenecek emeklilerle ilgili ve promosyonları alırlarken de emeklilerin isteği şu: enflasyon rakamları göz önünde bulundurulsun ifadesi kullanılıyor. Böyle bir şeyin Türk ekonomisi açısından ihtimali nedir efendim, olasılığı nedir? Düşünülebilir. Yani şöyle söyleyeyim, bizim ekonomimize, bizim piyasalarımıza genç nüfus fazla. Yani genç nüfus ne yapıyor? Şimdi biraz önce konuştuk, vergi alınıyor değil mi bunlardan? Evet. Şimdi bu vergilerle ne yapılıyor? Emekli maaşları ödeniyor. Dolayısıyla bunu sırtlayabilecek bir genç nüfus ve çalışan bir istihdam var. Yani yürüyen bir istihdam var. Dolayısıyla enflasyon oranlarıyla paralel gidebilecek bir şekilde bir zam söz konusu olabilir. Yani mantıklı bir düşünce. Yani bunu destekliyorum çünkü ekonomiye de zarar vereceğini düşünmüyorum. Tabii ki yani tamamen enflasyonla aynı oranda değil ama enflasyona yakın. Yine hem piyasaları, hem işte emeklileri, hem de devleti düşünecek şekilde, bu piramidi dışına çıkmayacak şekilde bu arttırımlar yapılabilir. Peki yani enflasyon oranlarına göre promosyonların rakamları, tutarları belli olursa bu hep iyi bir netice olacak mıdır sizce emekliler için? Emekliler için tabii ki de olacaktır. Yani
Sonuçta zam enflasyon dahilinde yapıldığı sürece, şimdi enflasyon dediğimizde bizim üretilen mal ve hizmet satın alıyoruz biz. Bu mal ve hizmetlerdeki ne? Fiyat artışları neticesinde oluşuyor. Dolayısıyla bu yönde bir artış söz konusu olursa hane halkı mal veya hizmet aldığında zorlanmayacaktır. Yani geçim zorluğu yaşamayacaktır. Bir kıtlık söz konusu ortaya çıkmayacaktır. Dolayısıyla enflasyona paralel gitmesi bizim emeklerimiz açısından büyük bir büyük bir avantaj olacaktır. Olacaktır. Peki Hakan Bey, sizi orada bir dinlendirelim. 4 dakikalık bir aramız var. O arayı kullanalım. Akabinde tam 16 itibariyle elbette ki toplantında başlayacağı bilgisini aldık ama sarkabilir, ama 16 olarak biliniyor. Bunu da izleyicilerimize paylaştık. Hakan Bey'le devam edeceğim. 16 bandında asgari ücreti öğreneceğiz belki ve yine değerli konuklarımız olacak, telefon bağlantılarımız olacak. Dolu dolu geçiyor program ve artık 2019 yılının son günleri ve merak edilen bazı konular var. Ahmet Hoca'ya soracağız, ilahiyatçı. Milli Piyango'dan kazanılan para günah mıdır ve Milli Piyango almak nasıldır dini açıdan? Bunlar şu evrede özellikle de son 4 günde 5 günde en çok konuşulan, bir de elbette ki yeni yılı kutlamak, yeni yılı için bir eğlence tertip etmek, eğlenmek dini açıdan nasıldır? Bu soruları merak ediyorsunuz, bizlere yazıyorsunuz. Bizler de bu soruları ilerleyen dakikalarda konuklarımıza yönelteceğiz. Toroslar ve Kütahya Belediyesi ile ilgili de özel haberlerimiz var ama önce reklam. Efendim devam ediyoruz. Birazdan haber turuna çıkartacağım sizleri. Dünyada ve yurtta neler oluyor onları göreceksiniz. Yenilenen turla aslında. Gelişim Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü öğretim üyesi Doktor Hakan Yıldırım bizlerle birlikte İstanbul Stüdyosu'nda konuğumuz. Kaldığımız yerden devam edelim. Asgari ücret açıklanacak. 16 itibariyle 14'tü toplantı. 16 olarak Anadolu Ajansı'nda görülüyor. Şu sıralarda bir bilgi gelirse hemen paslayacağız ve kulağımızı oraya vereceğiz elbette. 7 milyon kişi bunu bekliyor. Bizden en hızlı ve en doğru, en güvenilir şekilde BenQTürk TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Hocamızla kaldığımız yerden devam edelim. Asgari ücreti hemen geri dönüş yapabiliriz birazdan. Ama altın fiyatları diyelim. Çünkü altın tarihi zirveye koşuyor hocam. Gram altın, çeyrek altın, küçük altın, bunların fiyatlarını biliyorsunuz ve neredeyse günlük 10-15 TL kadar artan fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz. Sürecek mi altında bu fiyat? Bir de şu soru var, araya bir daha girmeyeyim. Hakikaten bir yatırım yapmak için altın doğru seçim mi? Şimdi öncelikle altın her zaman güvenli bir liman. Yani bunu en eskiden beri bilinen en güvenli liman olarak bilinir. Sonuçta her türlü bozdurup satabilirsiniz. Kıymetli maden. Şimdi altını değerlendirirken fiyat olarak iki yönlü değerlendirmek gerekiyor. Bir, altını ons cinsinden, bir de gram cinsinden değerlendirmek gerekiyor. Çünkü altın ons cinsinden dolar karşılığıdır. Eğer grama çevirdiğimiz zaman bunu, yine dolar kuru burada rol oynuyor ama dünya piyasasında, yani küresel piyasada bir ons altın karşılığı dolardır. Dolayısıyla altın dolar karşılığında değerlendiği, fiyatlandığı için dolar yükseldiği zaman, bakın dolar TL kuru demiyorum, dolar kuru demiyorum. Dolar karşısında bunun değerlendiği zaman ne yapıyor? Bizim piyasalarımıza da yansıyor. Mesela şimdi jeopolitik risklerden bahsetmiştik. Jeopolitik risk ne demek? Yatırımcı için yatırım kararından geri dönmesi demek aslında. Ne yapıyor? Bir birey işte hisse senedi alacaktır. Efendime söyleyeyim, yurt dışındaki bir piyasada alım satım işlemi açacaktır. Ne yapıyor? Jeopolitik risk yüksek olunca güvenli limana yanaşıyor. O liman neresi? Altın. Diğer yandan bu Amerika ve Çin arasındaki ticari savaş, ticari mücadele. Yine yatırımcıları korkuttu, yine altının, güvenli bir liman olan altına yöneltti. Diğer yandan altının hedge olarak kullanması. Uluslararası ticarete konu olan şirketler paralarını zarar etmemek için altınla hedgeledi, yani sabitledi. Dolayısıyla bu şekilde bir talep oluşunca altın ons cinsinden yükseldi. Yani şu an 1500 seviyesini test etti zaten. Ve 1530 bandına doğru yerleşmeye başladı. Yani 1500 ve 1530 dolar bandına doğru
devam ediyor fiyatlaması. Şimdi gram altın olarak değerlendirdiğimizde ise son haftaların zirvesine çıkması onsun zaten bunu etkiledi. Dolar da zaten TL karşısında değer kazanınca gram altında yükseldi. Yani biz burada gram altını baz alırken fiyatlamasını bir doların TL karşısındaki değeri, iki bir ons cinsinden altının dolar endeksi değerini baz almamız gerekiyor ki fiyatı belirleyelim. Evet. Fiyat yukarı yönlü bir harekete geçti. Dolayısıyla yukarı yönlü harekete geçince bireysel yatırımcılar ne yapmaya başladı? Altın almaya devam etmeye başladı. Yani peki 2020 yılında bu devam eder mi? Siz öngörünüz nedir hocam? Şöyle aktarayım. Ülkelerin CDS primleri, jeopolitik riskleri, bu Çin ve Amerika arasındaki bu ticaret savaşları devam ederse küresel bir korku oluşur. Zaten bu bir endeks var, VIX dediğimiz Volatility Index. Bu S&P 500'ün den alınan bir değerdir bu. Eğer bir korku endeksinde de yükselmeler var zaten. Bu korku endeksi yükselirse eğer yatırımcılar ne yapacak? Hisse senedi ya da tahvil ya da benzer yatırım enstrümanları yerine altına yönelecektir. Ve altına talep oldukça da bu şekilde altın yukarı yönlü bir fiyatlamaya gidecektir. Bir yandan dolar TL kurunda düşüşler olursa bu yükseliş bu kadar keskin olmayabilir. Çünkü dediğimiz gibi biraz önce ifade ettiğimiz gibi bir dolar TL kuruna bağlı dedik. Bir ons cinsinden dolar olarak fiyatlanmasına bağlı demiştik. Dolar TL kuru düşünce ne olur? Altının da fiyatı burada tabii düşebilir. Dolayısıyla bu iki unsura bağlı. İki unsurdan birisi ters yöne gittiği zaman altın ya sabit kalır, yani yatay bir fiyatlama oluşur, ya da düşüşler yaşanabilir. Ama şu anda her halükarda yatırım amaçlı altın ideal gibi duruyor. Yanlış mı düşünüyorum? İdeal tabii. Yani şimdi tabii ki mesela ödeme aracı olarak Bitcoin'i ortaya attılar. Sonra yatırım aracı oldu. Bakın Bitcoin'e ne oldu? Düşüş trendinde. Yani eski seviyelerine gelemiyor. Altın hala altın. Yani altına bir alternatif bir yatırım aracı arandı ama hala bulunmuş değil. Yani en önemli kıymetli madenler arasında, en önemli emtialar arasında yine yerini alıyor. Yani buradan Hindistan'a da gitseniz, Almanya'ya da gitseniz, nereye giderseniz gidin altın altındır. Peki hocam ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Programa katılım sağladınız. Konut fiyat satışları da vardı ama bir cümle söylerseniz hemen hızlıca alabilirim. Konut satış fiyatı. Yani konut fiyat satışlarına 2020 senesinde dikkat edilmeli. Yani durum şu, bir fiyat balonu oluşuyor. Evet. Yani bu fiyat balonunun önüne geçilmesi gerekiyor. Bazı önlemler alınması gerekiyor. Bu ayrı bir konu. Bir daha geldiğimizde tartışırız. Tabii. Ama yani bir rakam vermek gerekirse mesela 2010 bizim bu finansal çevrelerde yani akademik camide yapılan araştırmalara göre 2010-2018 yılları arasında %142 Türkiye genelinde, %184 Ankara'da ve İstanbul'da %112 ve İzmir'de %160 düzeyinde bir fiyat artışı olmuş. Peki efendim yani çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayağınıza, ağzınıza, ürününüze sağlık. Çok teşekkürler. Girişim Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Hakan Yıldırım bizlerle birlikte oldu. Şu sıralardaysa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kanal İstanbul Projesi'nin ÇED raporunu açıklıyor. Bir kulak verelim buradayız efendim. Alındığını